ne olacağı tarafımıza sıkça soruluyor. Bugün kısaca piyasa analizi yaparak dolar, altın ve borsadaki son durumu değerlendirelim. Ama öncesinde size bir sürprizimiz var. Güvenli kripto para alım satım platformu Bitto.com sponsorluğunda kanalımızın bizim seçeceğimiz 10 üyesine yine Bitto.com tarafından hediye gönderilecek. Ve ilk seçtiğimiz üyemiz kanalımız kurulduğu günden bugüne yanımızda olan değerli ve nazik yorumlarını sürekli paylaşan Refref. Kendisini tebrik eder, hediyesinin hayırlı olmasını dilerim. Detaylar için kendisine ulaşılacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda OKİ'den çıktı ve liradan kaçış başladı. Bu kaçışın bir panik havasına dönüşmesine ramak kaldı. Şunun altını çizelim, yeni ekonomi politikası ile ekonomimize daha fazla liraya geçileceği düşünülüyor. Ancak bizce bunun tam tersi olacak, yani liradan kaçılacak. Dolayısıyla lira dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecek. Temel analize bakarsak Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklenmekte. Dolayısıyla enflasyon, yani liranın mal ve hizmet karşılığında değeri dalga dalga düşmeye devam edecek. Yüksek enflasyon, düşürülen faizler ve liradan kaçış ile dolar talebi tırmanacak. Peki bu ne kadar devam eder? Enflasyon ve faiz oranı arasında denge kurulana kadar. Liranın reel olarak %40-50 değer kaybettiği bir ekonomide siz lirayı elinde tutana %15 faizi verirseniz kimse lira tutmak istemez. Ya altına, ya gayrimenkule, ya da dövize kayar. Bir ülkede dolarizasyon da bu şekilde başlar. Çünkü milli paraya kimse güvenmez. Liradan hiç tereddütsüz kaçış olduğunu teknik analizde göstermekte. Grafikte para akış göstergesinin yukarı doğru sert bir şekilde yükseldiğini görüyorsunuz. Bu gerçekten kolay görünebilecek bir teknik analiz formasyonu değil. Vatandaş, özel sektör ve Merkez Bankası dahil bankalarımız yoğun olarak döviz talebinde bulunmakta. Fibonacci genişleme hatlarına göre liradaki bir sonraki durak 20-22 lira bandı olarak görülmekte. Gram ve çeyrek altında yakında aşırı değerlenmeler göreceğiz. Borsamızda liradaki bu değer kaybından olumlu etkilenmekte ve yükselişini sürdürmekte. Liradaki değer kaybı devam ettiği sürece borsanın yukarı gideceğini belirtmiştim. Bunu şu anda yaşamaktayız. Evet, detaylarla devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar dilerim.